Selamünaleyküm diyelim tekrar. Müsait olan arkadaşım buyursun, ayetimizi okusun. Yapabilir miyim hocam? Tabii. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Evet, bak şimdi biraz sonra dersimizin sonunda biz bunu okuyacağız. Vel asr diyoruz. İnnel insane lefî husr diyoruz. Şimdi bakın inneli bir cümle geldi. Ve baştan itibaren de birkaç tane tekitin gelmiş olduğu bir cümle olmuş oldu. Şimdi vel asr dedik. V'ye ne diyelim? Yemin vavı. Evet. Yeminle baş. Ayet. Evet, burası bir kasem vavı, yemin vavı diyoruz. Burası bu şekilde geldi. Peki bunların özelliği neydi? Önüne geldiği ismi mecrur yapardı. Aynen. Şimdi hemen yazıyorum buraya. Kendinden sonra geleni mecrur yapar. Geleni mecrur yapar. Mecrurluk alametleriyle ilgili hatırlarsanız üç tane şey yazmıştık. Bir tanesi dedik ki muzafın ileyh olur ise mecrurdur dedik. Başka neydi? Vav. Wow. Harfi cer alırsa Evet, mecrurdur dedik. harfler. Bir de yemin harfi Yemin alırsa, değil mi? Yemin harflerinden birini alırsa mecrurdur dedik. Çünkü arkadaşlar bakın asr diyoruz. El asr. Şimdi burada ne görüyorum ben? Mecrurluk görüyorum. Kesra ile gelmiş burası mecrur olmuş. Bunun başında muzafın ileyh olmuş olsun desem yok. Yani başta başka bir şey yok. Sonra baktım harfi cer de yok. Bir tane vav var. Ha, tamam bu o zaman yemin vavı dedik ve mecrur bir isim olarak geldi. O zaman kasem vavı dedik. Asri arkadaşlar mecrur bir isim olarak bırakıyoruz. Mecrur bir isim olarak bırakıyoruz. Şimdi diyor ki Rabbimiz, diyor ki bazı arkadaşlar burasına orta namazı olarak ikindi namazı gibi diyenler oluyor ama burada ayetin bütününü dikkate, surenin bütününü dikkate aldığınızda asır zamandır. Zaman, zamana yemin olsun diyor. Rabbimiz diyor ki zamana yemin olsun ya da zamana and olsun. Zamana and olsun diyor. Yani hani bu zamanını rahat rahat har vurup harman savuran kitle var ya ya da işte hepimiz için. Yani çok garip bir şey. Sermayemiz, bizim ömür sermayemiz zaman. Yani sırtında adeta bir buz küfesi taşıyan insan gibi arkadan soğuk sıcak demeden senin ne yaptığına da hiç bakmadan böyle eriyip damla damla giden bir sermaye. İşte buna yemin ediyor Rabbimiz. Diyor ki zamana yemin olsun diyor. Sonra inner insane Evet, inne tekit ve nasb harfimiz. evet, inne tekit ve nasb harfimiz. Neyin başına gelirdi? İsmin başına geliyordu. Ya da isim cümlesinin, değil mi? Evet. İsim cümlesinin başına geldi. Peki ne yapardı geldiği cümlede? Nasb eder, mansuk yapar Nasb ismi. ederdi. Evet, ismini nasb ederdi. Haberini Ve refet. aynı haberinde ref etme özelliğine sahipti. Haberinde ref ederdi. Şimdi o zaman insane mansupluk var mı? Evet var. Mansup isim. Evet, mansup bir isim olarak gelmiş. Burası mansup isim. Ve yine aynı şekilde innenin nesi olur o zaman? Nenin ismi oldu. Aynen, innenin ismi olmuş oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, normalde işte okuyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Vel asr, innel insane lefî husr dedik ya. Bu okuduğumuz şeyin böyle okuyoruz. Nedir? İnsan hüsrandadır. İnsan hüsrandadır. Zamanı yemin olsun. Çok şey geliyor bize, değil mi? Çok böyle basit geliyor. Böyle Evet. çok basit geliyor, değil mi? Şimdi bak. Birinci olarak burada bir yemin harfi var. Dikkat. Bakın dikkat edin. Birinci olarak burada bir yemin harfi var.
Tamam mı? Bu bir. Şimdi şurada bir tane de L geldi. Bu neydi? Evet. Tekitle mi hocam? Bu da tekitle mi arkadaşlar? Burada bir şey daha unuttuk. Burada inne de var mı? Var. Bak bu da tekit. Dikkat edin. Bakın bu ikinci tekit. Tamam. Burada gördüğün de üçüncü tekit geldi. Üç tane evet. Tekit var. Yemin, kasem var. Kasem. Üç tane tekit var. Okuduğun şu bir tane şu ayet var ya. Burada üç evet. tane tekit geliyor. Çünkü evet. bizim en çok gafil olacağımız yer zaman. Zaman konusu bizim en çok gafil olacağımız yer. Ondan dolayı bakın üç tane yemin harfi var. İnne gelmiş nasb tekit. Arkasından da tekit lamı geliyor. Çünkü inneden sonra geldiğinde ne dedik? Daha güçlü hale getiriyor burasını. Buradaki evet. anlamı ve bilgiyi bize daha güçlü bir hale getirmiş oluyor. Şimdi lam tekit. Hocam karıştırabilir miyiz harfi cerle? Karıştıramayız hocam. İnnenin başı genelde haberin başında geliyor. Evet, haberin başında geliyor. Bu tamam, bu bilgi tamamdır. Peki bir şey soracağım. Harfi cer'in başına harfi cer gelir mi? Gelmez. İşte harfi cer'in başına harfi cer gelmez. Kural budur. O zaman demek ki ben bunun tekit olduğunu bilirim. Peki bu gelmiş olduğu, farz edin ki hüsran ona gelseydi, gelmiş olduğu ismin üzerinde etki etmez. Sadece anlamda etkisi vardır. Sadece evet. anlam üzerinde etkisi vardır. İsmin üzerinde bir etkisi yoktur arkadaşlar. O zaman tekit lamı diye bunu yazdık. Burası tamamdır. Fiil. Fiil harfi cer hocam. Tamam. Harfi cerimiz. Husrin. Husrin de mecrur olmuş ismimiz. İnnenin haberi. Aynen, innenin haberi olarak geldi. Ama şöyle bir şibih cümlemiz oldu sanki, değil mi burada? Evet. Burada bir şibih cümlemiz oldu ve innenin haberi olarak da gelmiş oldu. Mahallen ne olmuş olur burası? Mecrur. Aynen. Yok, mahallen ref. Aynen, mahallen ref. Mahallen ref oldu hocam. Mahallen ref olması gerekir. Burada tamamdır. Peki ne diyor ki acaba Rabbimiz bize? Gelin beraber bakalım. Acaba ne diyor Rabbimiz bize? Diyor ki arkadaşlar, zamanı and olsun diyor. Zamanı and olsun. And olsun. Dedik. İnsan şüphesiz, zarardadır. Şüphesiz. İnsan zarardadır. Şüphesiz ki insan nerededir? Zarardadır ya da ziyandadır. Ziyandadır ya da zarardadır. Niye? Kimler zararda değildir diyor. Salih amel yapanlar. Ondan zaman, sonra zaman iyi kullananlar. Bunlar zararda değil. İman edenler. İnnel insane lefî husr illellezîne âmenû. İman edenler. Diyor sonra salih amel işleyenler, hakkı ve gerçeği birbirine tavsiye edenler, tavsiyeleşen ve tevasav diyor. Tavsiyeleşenler diyor. Ve mücadele içindeyken birbirlerine de sabrı tavsiye edenler diyor. Bak işte şimdi mesela Gazze'de ne yapıyorlar? Ne kadar perişan haldeler, canlarının yandığını bile hissetmiyorlar. Canlarının acıdığını dahi söyleyemiyorlar. O kadar büyük bir sabrın içerisindeler yani. İşte burada da birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Peki hüsranda olanlar kimler? Zamanı iyi kullanamayanlar. Yani ölümün ona gelinceye kadar oradaki o zamanın hakkını verip doğru kullanamayanlar. İşte bunlar hüsrandadır diyor. Ama kim hiç ki ölmedi. Buyurun. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar. Aynen. Diyor ki hatta dün okudum. Şey diyor, öldüğü anda insan şey sanarmış. Ya yatsı namazıyla akşam namazının arasındaki mesafe kadar kısaydı. Ne kadar hızlı geçti. Böyle diyormuş, dermişiz. Ya ne kadar kısa geçti bu ömür. Ne kadar çabuk geçti. Ne kadar kısaymış. Yatsı namazıyla
akşam namazının arasındaki vakit kadar kısa gelirmiş. Çünkü niye? O kadar meşgulüz ki, o kadar doluyuz ki zamanın akıp gittiğini dahi fark etmiyoruz. Bakın ne dedim dersin başında? Evet değil mi? 15. oruca geldik. Hani başlarken 1. oruç diye başladık. Sonra 3-5 derken bak 15 oldu. Haftaya ömür verirse, Rabbim de çıkartırsa 21 olacağız. Yani neticede zaman çok önemli. İşte sırtında buz küfesi taşıyan ve sermayesi buz olan insanlar gibiyiz. Zaman gerçekten bizim için çok önemli. Özellikle biz inanan kitlenin zamanın hakkını vermesi gerekiyor ve zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi gelelim 3. ayetimize. Selamünaleyküm hocam. Ben yapabilir miyim? Tabii ki. Niye yapmayalım? Buyurun. Hemen sileyim. Tahtamızı, şeyimizi bir temizleyelim arkadaşlar. Ekranımızı. Şimdi hemen birlikte başlayalım arkadaşlar. Hadi buyurun ayetimizi bir okuyun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnner rahmetellahi garibi. Aynen. İnner rahmetellahi garibun diyor. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. İnne dedik. Ne diyelim? Ne yazalım? İnne, bir tekit, söyle. Tekit ve nasb edatı hocam. Tekit ve nasb edatıdır. Hangi cümlenin başına gelir? İsim cümlesinin başına gelir. Aynen, isim cümlesinin başına gelir. Peki ismini ne yapar? İsmini mansup yapar. Nasb eder yani. Çok güzel, çok güzel. Haberini ne yapar? Haberini de merfu, ref yapar hocam. Tamam, çok güzel, gayet güzel. Şimdi o zaman demek ki biz isim cümlesinin başına geldiğini ve anlam olarak da şüphesiz, muhakkak ki, kuşkusuz, gerçekten gibi cümledeki akışa göre bir anlam almış olduğunu bu şekilde biliyoruz. Şimdi geldi ki rahmete. Rahmete. Rahmeti, evet bu mansup yapmış hocam. Mansup bir isim. Evet, çok güzel. Burası mansup bir isim olmuş. Bak burası. İnnenin... Fetha ile mansup olmuş, öyle değil mi? Evet. Aynen. Mansup olmuş. Burası innenin ismidir. Bura tamam. Burayı güzel, iyi bir şekilde tamamladık. Burası güzel. Burası innenin ismi oldu. Hemen yazıyorum. İnnenin ismidir. Mansup bir isim olarak geldi. Yalnız Allah ile mecrur gelmiş. Hocam burası İstedim. İsim tamlaması mı oluyor? Yok değil. Süper. Yok, gayet güzel i̇sim tespit tamlaması. Ettin. Aynen. Hı. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti, bak öyle diyor. Diyor ki Allah'ın rahmeti diyor, tamam mı? Bu şekilde. Rahmeti. O zaman muzafın ile kim? Allah'ın rahmeti. Muzaf orası hocam. Rahmet, evet. Muzaf. Allah'ın da muzafın ileyh. Evet, muzafın ileyh olmuş oldu. Çünkü neden muzaf oldu arkadaşlar? Biliyoruz ki biz, bakın burada bir el takısı yok. El takısı almaması gerekiyor muzafın. Gördüğünüz gibi burada tenvin yok. Bu şekilde ne yapmamış olması gerekiyor? Tenvin almaması gerekiyor. Onun için muzaf olarak görevlendirmiş olduk. İnnenin ismidir. Muzaf, muzafın ileyhtir. Allah'ın rahmeti şeklinde de gelmiştir. Şimdi devam edelim. Garibun. Garibun. Burası da innenin haberi oluyor hocam. Ref yapmış. Aynen. İnnenin haberi. Burası ref olarak gelmiş. Şimdi şöylece de yazdık. Burası aynı zamanda da merfudur. Merfu. Ne ile? Evet. Aynen. Ne ile merfu? Damme ile merfu. Süper. Çok Damme güzel. Tamam. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Haberlerle ilgili bir bilgi öğrenmiştik. Haberlerin bazen cümle olarak gelebileceğini, bazen işte şibih cümle olarak gelebileceğini. Burada haber nasıl gelmiş? Burada haber sadece kelime olarak. Aynen. Aynen. Çok güzel. Kelime olarak. Müfret bir kelime. Yani, aynen. Tek bir kelime, isim olarak gelmiş. Cümle olarak gelmemiş. Gayet güzel. Gayet iyi. Hadi maşallah. Şimdi manasını yazalım bakalım.
Garibun çok yakın. İnşallah çok yakın arkadaşlar. Ayet bu. 7. surenin 56. Allah'ın rahmeti çok yakın mı oluyor? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti. Evet, çok yakın. Çok yakın. Şimdi hemen yazalım. Şüphesiz ki demeyelim. Burada ayetin akışında muhakkak ki var. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti. Garibun arkadaşlar çok yakın. İsmi tafdili olarak gelmiş oluyor. Rahmeti çok yakındır. Çok yakındır şeklinde diyoruz. Buradaki öbür ayetle ilgili de siz tamamlayın hocam. Bir şey soracaktım ben bir öncekinde. Tamam, sor. Kasem vavıyla biz atıf vavının farkını, yani kasem vavından sonraki ismi mecrur yapmasıyla mı ayıracağız hocam? Aynen öyle. Aynen o şekilde ayıracaksınız. Kasem vavı bazen F, bazen T de olarak da gelebilir kasem harfleri. En belirgin, en bariz özellikleri mecrur yaparlar. Mutlaka başına geldiği ismi mecrur yapar. Özellikle de orada not olarak yazdık. Mecrurluğu gördüğün anda kasem olduğunu bilirsin zaten. Oldu mu? Ayırt edin. Ve mutlaka da ismin önüne mi gelmesi lazım hocam? Aynen, mutlaka. İsmin başına gelir. İsmin başına tamam. Gelir çünkü fiili tekit eden unsurlar başkadır. Mesela sonunda tekit eden tekit nunları falan vardır. Onlar fiili tekit eden unsurlar başka unsurlardır. Ama bu isme ait olan bir şeydir. Oldu mu? Mesela nasip tamam. Olursa muzari fiile geçtiğimizde göreceksiniz. Orada fiilin sonunda tekit nunu dediğimiz tekit nunu göreceksiniz. Başka mesela edatlar gelecek. Fiilin başına gelen mesela lem edatı, len edatı gibi edatlar. Onlar fiile ait edatlar. Buradaki inne ve vav yine aynı şekilde isme ait olan bir edat. Oldu mu? Hocam, teşekkür ederim. Gayet güzel geçmiş olsun. Gayet iyi maşallah toparlamışsın. Sağ olasın. Sesini açtığım diğer bir arkadaş buyursun. Evet. Kim geldi acaba? Zehra. Arkadaşlar şimdi haydi buyurun. Gelen arkadaşım okusun. Birlikte yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî zâlike l'âyeten lil mu'minîne. Sadakallahu evet. L'âyeten lil mu'minîne. Bak bu şekilde geldi. İnne dedik. Ne diyelim? Ne yazalım? Ne yazdırırsınız bana? Edatı. Aynen. Nasb ve tekit edatı. Nasb ve tekit edatı dedik. Nasıl bir cümlenin başına gelirdi? İsim cümlesinin başına gelir. Aynen. İsim cümlesinin başına gelirdi. Şimdi burası tamam. Nasb ve tekit eder. İsim cümlesinin başına gelir dedik. Burada bir fiil gelmiş. Ne olur ki bu? Cer. Harfi cer. Evet, burası cer. Burası cer olarak geldi. Fi harfi ceri. Zalike de işaret ismi olarak geldi arkadaşlar. Ama ne oldu bu? Mecrur. Aynen, işaret ismi. Haftaya bunu anlatacağım. İşaret isimlerini anlatacağım. Gelişlerini, cümleye kattıkları anlamlarını öğreneceğiz. Mutlaka derse katılın arkadaşlar. Fî zâlike mecrur oldu ama mecrurluğu göremedik zaten. Mahallen mecrur olmuş oldu. Çünkü bunlar nasıl şeylerdi? Mebni olan yapıya sahiptir. Değişmezlerdi. Şimdi burada bir şibih cümlemiz oldu değil mi? Evet. Bu şibih cümleyine görev verelim. İnnenin nesi olabilir sence? İnnenin haberi. Evet, çok güzel, süpersin. İnnenin haberi olacak. Niye? Çünkü arkadaşlar öne geçmiş haberi oldu. Öne geçmiş. Değil mi? Burası innenin öne geçmiş haberi oldu. Burada bir önem var, bir vurgu var. Ondan dolayı da burası innenin öne geçmiş haberi oldu. Hocam ismi olamaz mı? Olamaz arkadaşlar. İnnenin ismi olamaz. İnnenin ismi değil. Biliyorsunuz ki isim cümlesinde de böyle bir kuralımız vardı. Bazen vurgu için
böyle öne geçmiş haber olabiliyordu. Özellikle de böyle harfi cerli gelmiş bir şübih cümle öne geçmiş haber olarak biz bunu değerlendirebiliyorduk. Şimdi burada geldik arkadaşlar le ayeten diye. Ne var burada sence, bir tekit şeysi var mı? Tekit, evet, tekit lamı. Evet, burada bir tekit lamı var arkadaşlar. Bakın tekit lamımız var burada. Gördüğünüz gibi ayeten. Şimdi le ayeten diye geliyor. Bakın dikkat edin. Le ayeten diye geliyor. Tamam, bu şekilde geldi. O zaman ayeten mansup gelmiş mi? Gelmiş. Değil mi? Burası mansup olarak gelmiş. Bu bir mansuptur. Peki burası mansup ise o zaman bu innenin nesi olabilir? İnnenin ismi. Aynen. Burasına biz innenin ismi diyoruz arkadaşlar. İnnenin ismi mansup olarak gelmiştir. Peki diyor ki ibret vardır. Bunda fi zalike. Bunda tamam mı arkadaşlar? Bunda fi zalike. Zalike bunda le ayeten. İbret vardır diyor. Şimdi bakın yine aynı şekilde burada bir tekitimiz var. Bir. Sonra da burada bir tekitimiz var. İki. Tamam mı? Bunu laf ola diye söylenmiyor. Bunda ne vardır diyor? İbret vardır diyor. Kimin için ibret vardır? İnananlar, iman edenler için ibret vardır diyor. İman edenler için ibret vardır diyor. Şimdi li ne burada? Li cer. Cer olarak geldi. Peki mümini ne? Mecrur. Mecrur olarak geldi. Mecrurluk alameti nedir? Görebildiniz mi? Yine. Çok güzel, süpersin ya, maşallah, gayet iyisin. Buradaki ye nun ile arkadaşlar, yani harf ile mecrur olmuş oldu. Burası harf ile mecrur olmuş oldu. Peki burada bir şibih cümle mi oldu? Peki bu şibih cümleye bir görev versem mi ki acaba? Ne düşündünüz bu konuda? Var mı bir fikriniz? Düşünüyorum. Peki ben şimdi size hatırlatıcı bir unsur not edeyim. Henüz bu konuyu görmediniz ama birkaç ayette de karşınıza çıktı. Şimdi nekra bir isim geldi burada. Nekra isim, tamam mı? Biz böyle bir not almıştık. Nekra isimden sonra gelen arkadaşlar, gelen nedir? Oradaki sıfat cümlesidir. Nekra isimden sonraki gelen sıfat cümlesidir. Burada ayeten nekra gelmiştir. Nekra isimden sonra onu açıklayan, yani oradaki bir özelliği açıklayan cümleyi sıfat cümlesi deriz. Otomatikman o zaman şuradaki ayeten bizim mevsufumuz, tamam mı? Bu konuyu bilmediğiniz için burası mevsuf. Şuradaki li'den itibaren de bizim arkadaşlar neyimiz olur? Sıfat cümlemiz olmuş olur. Bakın sıfat cümlesi olmuş olur. Nasip olursa konu geldiğinde bunu da göreceğiz beraber. Yan cümleler diye bir konumuz vardır. Burada da yine aynı şekilde bir sıfat tamlaması, yani ayeten diyor. Nedir? Fî zâlike. Bunda ne vardır? İbret vardır. Ders vardır. Bir işaret vardır diyor. Kimin için? Kimin için? Bakın açıklamasını yapıyor. İman edenler için. İman edenler için ibret vardır, ders vardır şeklinde burada bir açıklama yapmış oluyor. İşte bu açıklanan cümleye nekra bir isimden sonra geldiği için biz ona sıfat cümlesi, aslında komple hepsini arkadaşlar, çok zorlanacağınız bir bilgi değil bu sizin, belirtisiz sıfat tamlaması deriz. Belirtisiz sıfat tamlaması diyoruz. Niye ki hocam? Arkadaşlar bazen mevsuflar cümle olarak da gelebilir. Bazen sıfatlar cümle olarak da gelebilir. Onun için bu sizi yanıltmasın. Oldu mu? Peki manasını yazalım. Hadi gel beraber birlikte manasını yazalım. Ne diyormuş Rabbimiz bize?
Evet, doğrusu ya da evet, doğrusu. Doğrusu. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Doğrusu. Bunda fi zalike. Bunda. İnnenin ismi diye yazmışım, evet. Bunda ne vardır? İman edenler için, ne vardır arkadaşlar? Ders vardır. Ders ya da ibret vardır şeklinde ne yapmış oluyoruz? Anlamını vermiş olduk. Demek ki bunda iman edenler için ders vardır şeklinde anlam vermiş olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ olasın. Hocam selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Geliyor. Kim geldi acaba? Kamer hocam. Kamer Hanım, buyur, hoş geldin. 6. ayetimizi okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafıkı yine lekazibun. İnne tekit nasb edatımız hocam. Aynen, inne tekit ve nasb edatımız. Münafıkîne, bakın şeyi arıyoruz ya arkadaşlar. Burada da kazibune şeklinde geldi. İnne nasb ve tekit edatı. Hemen yazalım. Yazdım. Tekit edatımız olarak gelmiş durumdadır. İsim cümlesinin de başına gelir değil mi? Onu da yazayım mı? Yaz hocam, isim cümlesinin başına gelir. İsim cümlesinin de başına gelir dedik. İsmini nasb yapar, haberini de ref yapar. Bak onu da yazdım şöylece. Artı burasının da ref olması gerekiyor. Burada tamamdır. Şimdi el münafıkîne diyor. Münafık. İnnenin ismi diyelim mi ona? Diyelim. Ben diyorum innenin ismi dedim. Peki mansupluk alametini acaba? Hani nereden ne gördün mansup alameti olarak? İğne hocam. Harf ile değil mi? Y nun ile arkadaşlar harf ile mansup olmuş. Mansup, tamam mı? Bunu yakalayalım mutlaka, çünkü her zaman feta görmeyeceksin. Hocam zaten üstünde feta vardı. Hayır arkadaşlar, öyle değil. Oradaki feta ona ait olan bir feta değil. Y nun ile feta olarak gelmiştir. Artık onu biliyoruz. Hem de aynı zamanda bu mansuptur. Hem de nedir? Çoğul mu, ikil mi, nedir? Neye karşılık geliyor? İkile hocam. Cemi bir isimdir. Aynı zamanda da cemi müzekkerdir arkadaşlar. Ama muhtemel burada ayette geçtiği yerde genel bir hitapta olabilir arkadaşlar. Evet, münafıkîne, münafıklar diyor. Münafıklar diyor. Devam edeceğiz. Nasıllarmış münafıklar? Şimdi münafıkları tanıtmış oluyor bize. Devam edelim. İnnenin ismini de bulduk. Münafıklar dedik. Kesinlikle münafıklar. Lekazibin. Orada yine bir L var. Gördüysen. Lecerimiz hocam. Cer. Cer midir sence? L. Hocam. Kit. Tekitle ama. Peki şey olsaydı kameralım. Cer olsaydı. Sonunun mecrur olması gerekirdi. Görebildin mi mecrurlu? Mesela arkadaşlarımız da aynı şeyi yapmış olabilir. Gözlüğü takmayınca ekranı şimdi büyüttüm. Yok hocam. Yok. Olsun, güzel bir şey oldu. Arkadaşlar da bu şekilde tespit etmiş olurlar. Arkadaşlar harfi cer mutlaka mecrurluk alameti yapar. Burada mecrurluk alameti yok. Bir şey dikkatinizi çektim. Bu isim nasıl bir isim? Merfu mu, mansup mu, mecrur mu? Mansup hocam. Bir cemi bakın, olarak geldi. Cemi gelmiş, tamam, kabul. Vav'un ile acaba merfu olabilir mi? Halen mansup gelmiş hocam. Merfu kız, merfu. Kamera. Bilmem valla. Kazibune. Hocam ben nuna baktım hocam, hakkını helal et. Yok, benim için sıkıntı yok. Gayet güzel, iyi gidiyoruz. Ne diyoruz ki? Sen münafıkına mı bakıyorsun? Ona bakma. Sen şeye bak. Yok, bu Kazım. Diyoruz ya, oradaki şeyi
kaydırmayı unutmuşum, nun gelmiş, ona bakıyorum. Halbuki oradaki cemiyi vav nun yapan kazibu, bu harfine bakmam gerekiyordu. Tamam. Kazibu ne? Merfu olarak geldi. Burası evet. Merfu bir isimdir arkadaşlar. Aynı zamanda da cemi müzekkerdir. Cemi müzekker olarak gelmiş olan bir isimdir. Cemi müzekker bir isim, merfu olarak da gelmiş durumdadır. Şimdi innenin evet. Nesi merfu olurdu? İnnenin haberi hocam. İnnenin haberi de merfu olarak gelmiş olurdu arkadaşlar. İnnenin haberi de merfu olarak gelmiş olur. Şimdi burada gördüğünüz gibi ne yaptık? İnne dedik. Sonra kesinlikle doğrusu muhakkak ki münafıklar kazibun isim fail olarak geldi. Yalancıdırlar diyor. Münafıklar yalancıdırlar diyor. Çok garip bir şey. Münafıklar manasını yazalım. Gel beraber. Bazen şu şekilde bir mana da yazabiliriz arkadaşlar. Önce vurgu olsun diye münafıkları başa alırız. Münafıklar kesinlikle yalancıdır. Tamam. Bu şekilde ortaya alıp böyle de bir çeviri yapabiliriz. Kesinlikle yalancıdırlar. Yalancıdırlar. Pirincin içindeki beyaz taşlar gibidir münafıklar. Hani gözüne gözlüğü takıp iyice bakmadığın sürece göremezsin. Yer gidersin, fark etmezsin. Dişine bir değer tak diye ondan sonra böyle anlarsın, ha taş varmış diye. İşte Peygamber Efendimiz dahi bilemedi. Bak uyardı o savaşta. Şu an hatırlamıyorum. Yunus suresinde ben çalışmıştım onu. Orada ne yaptı? Uyardı. Münafıklar gelecek. Onları affetmeyeceksin. Selamlaşmayacaksın. Ve onlar hatalarını anlayacaklar. Yani münafıkları bildirdi. Bildirmediği sürece ki zaten Naziat suresinde de yarınki konumuz bu. Rabbimiz bildirmediği sürece hiçbir şekilde öyle bir bilgiye sahip olamıyor. Evet, münafıkların özellikleri çok önemli. Yani gerçekten münafıklar çok tehlikeliler. En belirgin özellikleri bunların yalan konuşmaları. Bak Allah-u Teala bize burada ipucu vermiş. Diyor ki münafığın en belirgin özelliği diyor yalan konuşurlar diyor. Yalan konuşurlar. Yani konuştukları zaman yalan konuşanlardır. Yani bakarsın doğru konuşuyor gibi gelir ama araştırır bir bakarsın yalan konuşuyordur. Bir söylediğini tutmaz. Böyle dengesiz garip bir haldedirler. Sonra yine aynı şekilde söyledikleri doğru olsa da inanarak söylemedikleri için yine yalancıdır. Bazen şöyle bir yanılgıya da düşebilirsiniz. Mesela dersin ki ama söylediği doğrudur. Tamam doğrudur da inanarak söylemiyor ki o anda hani ne denir şeyi kurtarmak. Ne denir bir şeyi kurtarmak. Yani orada bir anı kurtarıyor orada. Kendine zarar gelmesin diye bir sıkıntı yaşamayayım diye anı kurtarıyor. İşte söylediği doğru olsa da arkadaşlar sana doğru gibi gelse de doğru olsa da inanarak söylemediği için yine yalancıdır. Bakın inanarak söylemediği için yine yalancıdır arkadaşlar. Yine yalancıdır. Çünkü ikiyüzlülük yapıyor. Yani burada da yine ikiyüzlülük yapmış oluyor. Yani inanmıyor aslında, inanmadığı halde sanki inanıyormuş gibi. Ben de sizin yanınızdayım ya ne demek falan gibi tavırların içerisine girmiş oluyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki münafıkların 3 tane özelliği vardır diyor. Bakın arkadaşlar onu da buraya size yazayım. Peygamber Efendimiz buyuruyor diyor ki münafıkların 3 tane özelliği vardır diyor. Bunu diyor bilin tanıyın. Yani en azından birazcık tanımaya gayret edersin. Bunlardan bir tanesi hemen onu da yazayım şöyle. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki münafıkların 3 tane özelliği vardır. Tamam mı arkadaşlar? Uzun uzun yazmayacağım. Diyor ki birincisi yalan söylerler. Sözlerini yapmazlar. Emanete ihanet ederler. Bak ne güzel bir alamet. Yalan söylerler. Çok kolay yalan söylerler. Hem de böyle rol yapa yapa bir güzel söylüyorlar ki. İkincisi şey sanıyorsun sen böyle
artık insanları o kadar güzel tanıyoruz ki, yani ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, tanıyorum. Baktığınız zaman onu şey sanacaktınız, aa acaba falan gibisinde. Yok, emin olun yalan söylüyor. Bütün vücut hatları, bütün her şeyleriyle siz onun yalan söylediğini biliyorsunuz. Söz verip sözünde durmazlar. Söz verip yapmazlar ve sözlerinde durmazlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar üçüncü olarak da emanete ihanet ederler. Emanete ihanet ederler. Sen ona bir şey emanet etmişsin. Mesela çok önemli, çok önemli bir bilgi paylaşmışsın onunla. Gider o bilgiyi ortaya ifşa eder. Ya da mesela para, pul ya da herhangi bir şey paylaşmışsın. Onu ortaya çok kolay bir şekilde ifşa eder. Çünkü emanet duygusu gelişmemiştir o insanda. Emanet duygusu gelişmemiştir. İşte Peygamber Efendimiz de burada arkadaşlar, bakın 3 tane özelliği sayıyor. Bununla birlikte yine aynı şekilde, çok uzun uzun yazmayayım, iyiliklerin yapılmasına mani olma. Mesela bakın en bariz şunu söyleyeyim. Şimdi nedir? İşte Gazze'de kardeşlerimiz çok kötü durumda. Tabii ki bazı yerlerde de zulüm altında ama şu an bizim önceliğimiz onlar. Mesela orada işte Ramazan içerisinde sadakalar, fıtırlar, işte şunlar bunlar verilecek, öyle değil mi? Mesela adam diyor ki bizim de diyor ülkemizde diyor fakir var diyor. Onlar dururken onlara mı yapacağız diyor. Tamam da benim ülkemdeki en azından elini uzattığı zaman yardım alabilecek durumda. Onlar şu an o durumda değiller. Onlar şu an o durumda değiller. Onun için burada sen şey sanarsın, Allah Allah doğru da söylüyor gibi sanki dersin ama doğru söylemiyor. Çünkü orada yapılacak olan bir iyiliğe mani olmak da münafıklığın alametlerindendir. Yani orada yapılacak olan bir iyiliğe mani olmak da yine münafıklığın alametlerindendir. İyiliğe mani olmak münafıklığın alametlerindendir arkadaşlar. İyiliğe mani olmak münafıklığın alametlerindendir. Yine aynı şekilde kötülüğü yaymak. Kötülüğü yaymaktan garip bir haz alırlar. Garip bir haz alırlar. Ve yayarken de sanarsın ki beni koruyor sanarsın. Çok garip bir şekilde kötülüğü yaymaktan acayip derecede şey yaparlar. Böyle keyif alırlar. Ve bununla birlikte arkadaşlar nedir? Kötülüğü yayarken de işbirliği içinde olurlar. İşbirliği içinde olurlar. Dikkat edin basına. Basına bir bakın bakalım. Medyaya, sosyal medyaya bir bakın. Kimin işbirliği içinde olduğunu, kötülüğü yaymakta çok rahat tespit edebilirsiniz. Müslümanları aldatmak için de çok kolay, çok rahat bir şekilde yalan yere yemin de edebilirler. Bunların sayıları o kadar çok ki arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar bunların sayılarını artırabilirsiniz. Bunda hiçbir beis yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de münafıklara dair çok fazla bilgi, çok fazla da nasıl tanımlayacağız, nasıl tanıyacağız konusunda bilgi vardır. Yani baktığınız zaman da çok kolay bir şekilde Rabbimiz bize tanıyabilmemiz için böyle ayet ayet bilgiler vardır. Ve ben sadece birkaç tane toparlayabildiğimi sizinle paylaşmış oldum. Mesela yağmalamaya, gaspa yönlendirebilir çok kolay bir şekilde. Hiç böyle onların da hakkı der ya. Onların hakkı ne olacak ki der. Ne olacak ki diyor mesela. Onların da hakkı diyor. Mesela bu şekilde sınır tanımaz ya. Garip bir hal vardır ve kendilerinin haklı olduğunu görebilecek kadar da gaflet içerisinde olan insanlardır. Şimdi arkadaşlar diğer bir arkadaşı alayım. 8. ayeti de beraber yapalım. Olur mu? 8. ayeti de beraber yapalım. Buyursun, gelsin. Hadi başlayalım ben beraber. Buyurun, ben mi başlayayım hocam? Başlayın, buyurun. İlk sizin adınızı söyledim. Hadi buyurun, birlikte başlayalım. Şimdi şu ayeti yapalım. Sonra da lakinle, lealle ile ilgili ayetler var. Onları yapalım. Hadi buyurun. Enne fiküm Resulallah. Çok güzel, gayet güzel. Şimdi dikkat edin, bu inne değil, enne. Bununla ilgili not almıştık. Ne demiştik, hatırladınız mı? Ortada geliyor diye hatırlamıştım. Süpersin, gayet güzel. Şimdi hemen onu yazıyorum. Bak, ortada gelir dedim, ortada gelir dedik. Ve nasb edatıdır bu da. Bu da nasb edatıdır.
Tamam. Şimdi evet, arkadaşlar bu ayetin başında aslında şöyle bir fiil var. Hemen yazacağım size. Ve alemu diye. Şöyle şurada bir tane alemu diye geliyor. Tamam mı? Böyle bir fiil var. Böyle bir fiil var. Burada biliniz ki diyor. Biliniz ki emir bir fiildir. Ve alemu diye geliyor. Aslında i alemu diye geliyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Lemu. Emir bir fiildir. Anlamı da biliniz ki. Tamam. Bu şekilde. Bu cümle böyle. Hani onu almamışlar ama biz bunu bilelim. Anlamı budur. Biliniz ki dedik. Emir bir fiildir. Şimdi o zaman demek ki ortada geldi. Bunun başında İyalyamo şeklinde gelmiş olan bir emir fiil var. Sonra enne, ama enneden sonraki gelen yapı gene arkadaşlar nedir? Ne cümlesiydi? İsim cümlesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Orası isim cümlesi. Kural değişmiyor. Hangisi olursa olsun isim cümlesinin başına gelir. Ama burada enne sadece ortada geliyor. Ennenin özelliği şu arkadaşlar. Burada burada nedir? Bir mefullük kazandırıyor. Buraya bir mefullük kazandıracak. Onu ileriki konularda daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi o zaman fiikum, fi nedir? Fi cer mi hocam? Aynen. Fi harfi cerimiz. Oradaki o şey kıvrım şöyle kıvrım vardı ya, o aslında şöyledir. Hı-hı. Açıldı. Bu şekilde fi küm ye olarak açıldı. Küm olarak geldi. Küm ne oldu? Zamir. Zamir. Neye birleşti o zaman? Harfi cer oldu. Harfi cere birleşti. O zaman şibih cümle oldu. Heh, aynen. Şibih cümlemiz oldu burası. Şimdi isim cümlesinde şibih cümlesinin aldığı bir görev vardı. Hatırladın Haber. Mı? Haber. Haber. O zaman burası öne geçmiş haber. Süpersin. Gayet güzel. İnnenin haberi. Heh, aynen. Süper. Gayet. Ennenin haberi. İnne değil de ennenin haberi. Çok güzel. Ennenin haberi ama öne geçmiş haber. Gayet iyisin maşallah. Şimdi geldik Rasule. Dikkat et, burada Rasule nasıl gelmiş? Mansup gelmiş. Evet, mansup gelmiş. Gayet güzel. Mansup olarak gelmiş. Allahi nasıl gelmiş? O da mecrur gelmiş hocam. Bu da mecrur gelmiş. Burası da mecrur geldi. Peki bir soru daha sorayım. Hadi gel beraber. Rasule'nin başında el takısı var mı? Hayır, yok. Yok. Peki tenvin almış mı? Tenvin de yok. Yani isim tamlaması mı? Neydi? Evet, çok doğru. Evet, isim tamlaması oluyor. Allah'ın Resulü. Aynen, o şekilde geldi. O zaman burada muzaf, muzafın ileyhi olacak. Kim muzaf, kim muzafın ileyhi? Resul, muzaf, Allah'ın. Aynen, çok güzel. Muzafın ileyhi. Muzafın ileyhi olarak gelmiş durumdadır. Buradaki muzafım da benim fetalı mansup geldiği için ennenin nesi olur? Ennenin haberi mi? Ennenin ismi. Aynen, ennenin ismi olur. Bakın hiç değişen hiçbir şey yok. Sistem aynı arkadaşlar. Sadece başında, ortasında. Ama her şartta hangisi olursa olsun mutlaka isim cümlesinin başına gelir. İsim cümlesinin başına gelmeyecek de bir fiil gelecekse, mesela enneden sonra bir fiil ya da inneden sonra fiil gelecekse, ona bitişmiş olan bir zamirin olması gerekmektedir. Şimdi sona kalmış. Burası da bizim neyimiz oldu? İsmi oldu. Sona kaldı arkadaşlar. Sona kaldı. Şimdi bu şekilde geldi. Çünkü burada bir vurgu var. Tamam mı? Burada bir vurgu var. Şimdi mana şu arkadaşlar. Gelin beraber manasını vermeye çalışalım. Birlikte anlamını verelim. Manası şu şekilde gelmiş oluyor. Diyor ki, şuradaki hani biliniz ki var ya, biliniz ki diyor arkadaşlar, bakın biliniz ki dedi, parantez içine alacağım orasını. Fikum siz ya da sizi anlamına geliyordu. Fi de içinde, değil mi? Sizin içinizde. Evet. Arkadaşlar, sizin içinizde, sizin içinizde
İçinizde anlamına geldi. Allah'ın aynen Allah'ın elçisi ya da Resulü vardır. Resulü ya da elçisi vardır. Niye? Öne geçmiş haber oldu. Vardır dedik gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar siz birazcık böyle çok teşekkür ederim. Gayet iyisin yani. İyi gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şimdi bakın eğer birazcık ilerleseydiniz birazcık hani böyle cümle mefulleri falan kavramış olsaydık burada şunu yapacaktık ama bunu da yine siz not olarak alın ve bilin. Öğrenmeye gayret edin. Şimdi ialiamo bilin diyor. Neyi bilelim? Bilmemiz gereken şey neyi? Neyi bilelim diyorum. Bakın neyi sorusunun cevabı her zaman bir meful cevabıdır. Neyi? Şöylece getiriyorum. Neyi bilin? Neyi bilin? Bak soru soruyorum burada. Neyi bilin dediğimde diyor ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Sizin içinizde Allah'ın Resulü vardır diyor. Biraz kendinize çekidüzen verin. Muhtemelen herhalde öyledir diye düşündüm. Burada arkadaşlar demek ki neyi sorusunu sorduğumda buradaki cümleyi isim cümlesi var ya bak şuradaki şu isim cümlesi var ya kızlar. Bu cümleyi bize cümle tek öge haline getiriyor. Enne'nin özelliği budur. Tamam. Enne böyle bir özelliğe sahiptir. Meful cümlesi yapar burasını. Burasını meful cümlesi diğer adıyla da mastarlaştırılmış olan bir cümle haline getirmiş oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Burasına ne diyormuşuz? Meful cümlesi haline getirmiş oluyor. Bu da isim cümlesini mastarlaştırma özelliğine sahiptir. Tek öge haline getirmiş olur. Oldu mu arkadaşlar? Bunun en önemli özelliği tek öge haline getirmiş olmaktadır. İyalemu bilin ki, biliniz ki diyor Rabbimiz içinizde, sizin içinizde Allah'ın Resulü ya da Allah'ın elçisi vardır şeklinde buraya anlam vermiş oluyoruz. Şimdi burası tamam. Biraz diğer ayete geçeceğim. Şurayı bir sileyim hemen. Arkadaşlar şimdi gelelim. Nereye geçelim? Lakinle, lealle ile ilgili ayetler var herhalde. Evet. Onlara da geçelim. Onları da çözmüş olalım. Onları da görmüş olun. Olur mu? Şurada bakın ayetimiz var. Sesi açık olan Leyla Hanım herhalde sen müsaitsin. Buyur gel. Evet. Şimdi selam. Burayı çözeceğim. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lakinnel münafıkîne la yefkahûne. Ya evet işte yefkahûne. Şimdi ve hemen çizelim. Ve atıf hocam. Evet lakinne dedik. Sonra münafıkîne dedik. Sonra la. Şöyle yazalım. Tamamdır. Şimdi ve atıf dedik. Hemen yazalım evet. Buraya. Burası atıf harfi olarak geldi. Burası atıf diye geldi. Lakin ne? Hocam innenin kardeşlerinden nasb ve tekit edatımız. Nasb edatı aynı zamanda bu da şey edatı. Düzeltme edatı. Şimdi sureye bakacağım hangi numaralı sureymiş. Düzeltme edatı düzeltme diyoruz. Düzeltme edatı. Diğer adı da istidrak diyoruz. Anlam olarak arkadaşlar bakın fakat ancak ama anlamına gelir. Tamam mı? Hatta şöyle hemen hızlıca ayete bakacağım. 63. surenin 7. ayet. 63. surenin 7. ayet olarak gelmiş. Hemen hızlıca da oraya bakacağız. Çözerken de ona göre çözmüş olalım. Surenin 7. ayeti olarak gelmiş. 63. sure de Münafıkun suresiymiş. Evet. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar orası 7. ayetiymiş. Yukarıda da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Yahudi olanlar insanlar değil de yalnızca kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız
doğruysanız ölümü isteyin bakalım. Heh, işte bak şimdi. Aşağıda da onu düzeltiyor. Yani hani siz diyor doğru olduğunuzu sanıyorsunuz ya. Siz de diyor böyle Allah'ın sevdiği kullar olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya diyor. Hadi bakalım ölümü isteyin de görelim diyor. İşte şimdi arkasından düzeltme. Ve lakin ne diyor? Münafıklar diyor. Ve lakin de münafıklar bunu kavrayamazlar, bilemezler diyor. Bunu kavrayamazlar, bilemezler şeklinde Rabbimiz de cevaplamış oluyor. Şimdi el münafikine dedik. Buradaki lakinlenin ismi hocam. Peki nasıl gelmesi gerekiyordu? Mansup gelmesi, nasb gelmesi gerekiyor. Yenun ile nasb olmuş hocam. Aynen. Yenun ile yani harf ile mansup olmuş. Aynı zamanda da nedir? Lakinlenin ismi. Lakinlenin ismi ve cemidir. Müzekkerdir. Lakinlenin ismi arkadaşlar burası. İsmi olarak gelmiş durumdadır. Lakinlenin ismi olarak gelmiş durumdadır. Cemi müzekkerdir. Şimdi burası tamam. Yenun ile cemidir, mansuptur. Bu şekilde gelmiştir. Münafıklar diyor. Lakin, fakat, münafıklar diyor. Şimdi la nefilası diyelim doğru. Nefilası. Aynen öyle. Çünkü arkadaşlar fiilin üzerinde bir etkisi yok. Yani evet. Şekil bakımından bizim fiilimizde bir değişiklik yapmamış. Une şeklinde geldi. Evet. Cemidir. Evet, lar erkek anlamına gelir bu. Erkekler anlamına gelmiş oluyor. Cemidir. Ama bu fiile gelen vavnundur. Yukarıdaki vavnunla karıştırmayalım. Olur mu? Yefkahune. Muzari fiil. Aynen. Burası muzari fiildir. Burası muzari fiildir. Zamir karşılığı ne olabilir? Var mı bir fikri? Hum zamir hocam. Karşılığıdır. Buradaki vavimiz. Aynen. Buradaki vav da bizim failimiz arkadaşlar. Vav da bizim failimiz olarak gelmiş oldu. Kavrayamaz da. Evet. Fiil, lakinlenin fiil cümlesi haberi hocam. Süper. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Aynen. Fiil cümlesi olarak gelmiş olan haberi oldu. Lakinlenin fiil cümlesi olarak gelmiş olan fiil cümlesi haberi olmuş oldu. Mahallen ne olacak o zaman? Ref hocam. Süpersin. Çok güzel. Mahallendir, ref olması gerekiyor. Çok güzel, gayet güzel. Peki anlam vermeye çalışalım bakalım ne diyor Rabbimiz burada bize? Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara infak etmeyin, vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra oysa göklerin ve yerin hazineleri yalnızca Allah'a aittir. Fakat münafıkîne la yefkahûne. Bunlar yani münafıklar bunu anlayamazlar diyor. Münafıklar bunu anlayamazlar diyor. Münafıkun suresinde 7. ayette Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara infak etmeyin, vermeyin ki dağılıp gitsinler diyor. Diyorlar bunlar. Kimler? Münafıklar. Oysa göklerin ve yerin hazinesi yalnızca Allah'a aittir. İşte bu cümlenin sonunda hemen burası geliyor. Velakinne, bakın velakinne münafıkîne la yefkahûne şeklinde burası gelmiş oluyor. Burada da işte Allah-u Teala ne yapıyor? Diyor ki oysa ki münafıklar bunu kavrayamazlar. Siz onlara nimet vermeseniz ne olur ki? Yerin ve göğün sahibi zaten benim. Ben onları zaten rızıklandıracağım ve rızıklandırıyorum şeklinde orada ne yapmış oluyor? Bir düzeltme bilgi vermiş oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Yine bakın lakinle de aynı şekilde İsim cümlesinin başına gelir, isminin nasb haberini ref yapar, fakat ancak ama anlamına gelir ama gördüğünüz gibi de bir düzeltme, kendinden önceki cümleye ait bir düzeltme, bir açıklama bilgisi gelmektedir. Fakat münafıklar nedir? Kavrayamazlar. Çok teşekkür ederim Leyla Hanımcığım. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ayetleri gönderdiğim için tek tek yazmıyorum. Münafikun suresinin
arkadaşlar 7. ayeti ona bakarsınız. Bu şekilde de çalışmış oluruz. Şimdi burada bir de lealle var. Onu da çalışalım. Hadi hemen sesi açık olan bir arkadaşımla da burayı tamamlayalım. Buyursun. Kim geliyor? Evet. Şimdi lealleyi de çalışalım. Ben duyuyorum sizi. Buyurun. Tamam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Kim geldi? Sağ olun. Teşekkürler. Semra hocam. Buyur Semra'cığım. Buyur canım benim. Buyurun. Buyurun okuyun ayetimizi. Lealle sa'ate garibün. Evet. Sa'ate. Lealle arkadaşlar. Sa'ate. Umulur ki anlamında hocam. Aynen. Belki. Umulur ki. Yine arkadaşlar innenin kardeşlerindendir. Nas ve datıdır. Anlam olarak da çok doğru söyledi Semra Hanımcığım. Umulur ki, umulur ki, belki, belki gibi anlamlara gelmektedir. Burada da saati gördüğünüz zaman aklınıza şu gelsin. Son saat ki o da bize genellikle neyi gösterir? Arkadaşlar kıyameti, kıyameti işaret eder. Oldu mu? Buraya şöyle hemen yazalım. Kıyameti işaret etmektedir. İnsanların çok merak edip sürekli de sordukları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sürekli de sormuşlar. Yarın nasip olursa göreceğiz. Kıyamet ne zaman kopuyor diye. Hazreti Ayşe ile de oturup böyle ara ara istişare ederlermiş. Ama verilen bir bilginin olmadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığında yine Hazreti Ayşe validemizle de paylaşırmış. Çok merak ediyoruz. Yani sanki kopuşa hazırlıklıymışız gibi, o sonu görmeye hazırmışız gibi onu çok merak ediyoruz. İşte gaybi bilgilere karşı da garip bir zaafımız var hepimizin de insan olarak. Şimdi belki umulur ki diyor. Saati isim cümlesinin başına gelmiş diye yazsam olur mu? Olur hocam. Aynen. Burasına da yine isim cümlesinin başına gelmiş diye yazalım arkadaşlar. Peki saati nasp yapmış mı? Görüyor musun mansupluk alametlerini? Mansup olmuş. Evet hocam. Lalle'nin ismi olmuş. Aynen. Mansup olmuş ve Lalle'nin de ismi olmuş. İsmi olmuş. Tamamdır. Mansup olarak geldi. Diyor ki belki de ya da belki belki saat kıyamet saati ya da kıyametin kopuşu belki kıyametin kopuşu. Şimdi bak umulur ki kıyametin kopuşu diyemeyiz. Çünkü bazı şeylerde cümlenin akışına da dikkat etmemiz gerekmektedir. Bize özellikle belki ya da umulur ki diye belirtildiğine göre demek ki cümledeki akışa göre de anlam vermemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki burada umulur ki değil. Belki son saat ya da kıyametin kopuşu, saat, kıyametin kopuşu dedik garibun. Garibun da hocam haberi oluyor. Merfu gelmiş hocam. Merfu gelmiş. Lealle'nin haberi olmuş oldu. Burası da Lealle'nin haberi oldu. Bu şekilde gelmiş oldu. Ve merfu bir isim olarak da geldi. Şimdi manasını da verelim bakalım. Ne diyormuş Rabbimiz bize? Hadi bakalım. Belki. Umulur ki belki. Kıyamet saati yakındır mı hocam? Aynen. Kıyamet saati yakındır. Kıyamet saati yakındır. Garibun yakındır. Şeklinde anlam vermiş oluyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Allah razı olsun.